Kapatılan SELİ ve Tunç Bilek Termik Santrali'nde çalışanlar bu habere dikkat. Türk İş'ten kapatılan Seyleyi ve Tunç Bilek Termik Santrali ile ilgili beklenen açıklama geldi. Duymayan kalmasın. Haberin tamamını izleyiniz, beğenirseniz paylaşınız. İşte konuyla ilgili haber. 1 Ocak itibariyle kapatılan termik santralleri ile ilgili gelinen son nokta hakkında Türk İş İl Temsilcisi ve Tesis Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan kamuoyuna açıklama yaptı. Türk İş İl Temsilcisi ve Tesis Kütahya Şube Başkanı Ramazan İlhan yaptığı açıklamada Şubat ayının ilk haftasında konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza intikali konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Görüşme sonrası yeni bir yol haritası çizilecek dedi. Üretimin durmasının ardından sistemde donmaların meydana geldiğini söyleyen İlhan, baca gazı arıtma sistemlerinin %80'inin tamamlandığını ve konunun çözümü için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi. Donma olayları yaşandı. Şube başkanı Ramazan İlhan, Seyit Ömer Termik Santrali'nde 923, Tunçbilek Termik Santrali'nde 651 olmak üzere toplam 1574 işçinin istihdam edildiğini söyledi. Çalışanlardan toplam 800 işçinin 7 Şubat tarihine kadar ücret ücretli izne çıkarıldığını söyleyen Başkan İlhan, işçilerin mağdur olmaması için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. Bir aylık süre içinde iki santralde de kış şartlarından dolayı donma olaylarının baş gösterdiğini söyleyen Başkan İlhan, tesisatlar zarar gördü, üretimin olmayışı ve buhar temin edilememesi, devam eden baca gazı arıtma sistem ve tesislerin yapımını ve test edilmesini de sekteye uğratmaktadır. %80'i tamamlanan tesislerin bir an önce buhar temin edilerek test edilmesi gerekmektedir diye konuştu. Cumhurbaşkanı ile görüşülecek. İlhan, kapatılan termik santrallerinin olduğu illerdeki yöre milletvekillerinin konuyu değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyleyerek sendikamızla birlikte konunun Sayın Cumhurbaşkanımıza intikali konusunda çalışmalar yürütülmektedir. Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle görüşmeler sekteye uğramış, Şubat ayının ilk haftasında bir görüşme planlanmaktadır. Sendikamız konunun çözümü ile ilgili gerek yerel gerekse genel manada çalışmalarını sürdürmektedir ifadelerini kullandı.